Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti öncesi İslamabad hükümeti ülkedeki Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına yönelik bir de karar aldı. İçişleri Bakanlığı FETÖ'cü öğretmenlerden 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmelerini istedi. Konuya ilişkin mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden bir gün önce İçişleri Bakanlığı ülkedeki Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına yönelik önemli bir karar açıkladı. Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Han, ülkede Fethullahçı terör örgütüne ait 23 okulda çalışan 108 öğretmenin aileleriyle 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini istediklerini duyurdu. Han, Pakistan'da bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, FETÖ okullarında görevli 108 öğretmenin ailelerini de alarak ülkeden ayrılmasını resmen istediklerini bildirdi. Pakistan'da bakan toplamda 400 kişiyi bulan bu kimselerin 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini beklediklerini söyledi. Ülkede PakTürk adı altında faaliyet gösteren FETÖ okulları, PakTürk kurumsal internet sitesinde yaptığı açıklamada Pakistan hükümetinin bildirimini doğruladı. FETÖ'cü öğretmenler, hükümet tarafından alınan 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmeleri kararı hakkında mahkemeye itiraz başvurusu yaptı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan'daki PakTürk adı altında faaliyet gösteren FETÖ okullarında çalışan Türklerin vize uzatma talebinin yargının alanına girmediğini gerekçe göstererek iade kararı verdi. Mahkeme FETÖ'cülere adres olarak daha önce vize başvurularını yenilemeyen İçişleri Bakanlığı'nı gösterdi. Duruşmada hazır bulunan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin PakTürk mensuplarının vizesinin 9 Eylül'de sona erdiği ancak kendilerine bir vize uzatma talebi gelmediğini söylediği öğrenildi. Hükümet kaynakları İçişleri Bakanlığı'nın aldığı bir kararın bir kamu tasarrufu olduğu ve bu konuda yargının yetkisinin bulunmadığı ifade edildi. Pakistan kanunlarına göre bir yabancının vizesi bittikten sonra sürenin uzatılıp uzatılmayacağına yargı karar veremiyor.